Sevgili arkadaşlar merhaba. Eğer zekanızı ölçmek için bir IQ testi çözmek istiyorsanız, ancak uzun uzun soruları gördüğünüz zaman vazgeçiyorsanız size güzel bir haberim var. MIT'den Profesör Sean Frederick tarafından geliştirilen ve bilişsel yansıma testi olarak adlandırılan ve 3 sorudan oluşan bir IQ testi paylaşmak istiyorum. Bu testi geçtiğimiz yıllarda pek çoklarınız farklı dijital kanallarda görmüş olabilirsiniz. Ancak son günlerde bu IQ testi dünyanın en kısa IQ testi başlığıyla internette fenomen olmaya başladı. Aslında sorular size oldukça tanıdık ve kolay gelebilir. Kendine güvenen arkadaşlar, hazırsanız testi hemen başlayalım. Birinci soru. Bir tenis raketi ile bir topun toplam fiyatı 1.10 dolar. Raket toptan 1 dolar daha pahalı. Bu durumda topun fiyatı ne kadardır? İkinci sorumuz, 5 adet makine 5 dakikada 5 adet alet üretiyor ise, 100 adet makine 100 adet aleti kaç dakikada üretir? Üçüncü ve son sorumuz. Bir gölün yüzeyinde zambak yaprağı var. Ve her gün bu yaprak bir gün önceki haline göre 2 kat daha fazla alan kaplayacak şekilde büyüyor. Yaprağın gölün bütün yüzeyini kaplaması 48 gün sürüyor ise gölün yarısı kaç günde kaplanır? Bu teste katılanların %83'ü ile sizin verdiğiniz cevaplar acaba örtüşüyor mu? Bir bakalım. Birinci sorunun cevabı topun fiyatı 10 cent. İkinci soruya verilen cevap 100 adet makine 100 adet aleti 100 dakikada üretir. Ve son soruya verilen cevap, yaprağın gölün yarısını kaplaması 24 gün sürer. Evet sevgili arkadaşlar, eğer sizler de bu cevapları verdiyseniz, ne yazık ki fena yanıldınız. Gerçek doğru cevapları merak ediyor musunuz? Reklamlardan sonra. Dünyanın en kısa IQ testinin doğru cevaplarını paylaşıyorum. Birinci soruya topun fiyatı 10 cent diyen arkadaşlar, doğru cevap 5 cent olacaktı. İkinci soruya 100 adet makine, 100 adet aleti 100 dakikada üretir dediyseniz, ne yazık ki doğru yanıt 5 dakikadır. Son soruya yaprağın gölün yarısını kaplaması 24 gün diyen arkadaşlar, maalesef doğru cevap 47 gün olacaktı. Sevgili arkadaşlar, bu test farklı alanlardan farklı eğitim düzeyine sahip 3000 kişide denendi. Aralarında sadece %17'si başarılı olabildi. Eğer %17'lik dilime giremediyseniz,
Emin olun, yalnız değilsiniz. Öncelikle teste katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teste katılan arkadaşlarım muhtemelen IQ skorlarını merak ediyorlardır. Ne yazık ki test sonucuyla ilgili bir dataya ulaşamadım. Bu noktada bilimsel olmayan bir yorum yapmak isterim. Türkiye IQ ortalamasının 90 olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehrin ortalaması da 108 olduğuna göre, doğru cevap verenlerin kendilerine muhtemelen 108 IQ ortalamasını da düşünebilirler. Düz mantıkla bakarsak, doğru cevap veren arkadaşlar popülasyonun %17'lik diliminde oldukları kesin. Evet, bu teste ilgi gösterenler ve meraklılar için çözümleri takip eden slaytlarda sizlerle paylaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en kısa IQ testine katıldığınız için. Hoşça kalın.